Ya arkadaş. Ya Allah aşkına bir kere de bir doktor çağırın ama böyle olmaz ki. Hocam rica ediyorum. İçeri girelim. Kibar da söylüyor. Buyurun hocam. Sağ ol. Ben sizi yine yalnız bırakayım hocam. Sağ olun. Döndük, dolandık, yine aynı duruma geldik. Amca ne haber amca? Sus. Ne biçim konuşuyorsun? Değil mi? Belki cevap verir. Amca ne yapıyor? Kardeşim hareket yok ha. Bir bak bakayım. Kardeşim kalbi atmıyor onun. Ne? Kalbi atmıyor. Uzattı ya. Nefes almıyor. Allah rahmet eylesin diyelim, ne diyeyim? Ölmüş mü lan bu? Ört üstünü öptü. Lan ne yapıyorsun? Ört üstünü öptü. Günah. İyi oldu, iyi. Tamam, tamam. Kurtulduk kardeşim, bir daha gelmeyeceğiz. Diyorsun oğlum. Öldü lan adam! Bağırma, bağırma. Ha! Adamlara haber ver. Ne? Haber ver. Adamları çağır. Ne diyeceğim adamlara ya? Selam. Şöyle gir. Yok, bu yanlış oldu. Amcanızı kaybettik, bayırı sağ olsun. Ne diyorsun lan sen? Allah rahmet eylesin kardeşim. Amca. Amca. Ölmüş. Amcam ölmüş. Ölmüş mü? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereye gitti? Zehra! 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 Canım. Canım ne yapıyorsun burada? Hasta olacaksın. Ziya Hoca'yı bekliyorum Selin ya. Konuşayım diye. Konuş, kesinlikle ikna et. Eline iyice bak, yüzüğü görmeye çalış. Eğer yüzük parmağındaysa... derin bir nefes alabiliriz Zehra. Çıkarmamıştır değil mi Selin? Çıkarmış mıdır? Yok yok, çıkarmamış. Çıkarmıştır, çıkarmıştır o. Kim o? Ünsal abinin şu yardımcısı var ya, Levent midir nedir? Adam askıntı oldu ya. Gerizekalı. E iyi kısmet, kaçırma bence. Zehra gülme. Gülmesene ya. Ya sinirlerim bozuldu. Sen başıma gelenleri biliyor musun hastaneye gelirken? Yok bilmiyorum. Ne oldu, anlatsana. Bu Levent var ya, beni hastaneye götürmek için geldi, ofisten aldı. Hadi Selin ya, aç şu telefonunu. Aklı sıra naz yapıyor. Tabii kız evi naz evi. Acaba ben de onun telefonlarını mı açmasam? Ben de biraz naz yapayım. Tabii kaçan kovalanır. Hep ben, hep ben olmuyor ki. Ama o beni hiç aramadı ki ya. Aramıyor. Kalk kalk, gittiler. Pardon kardeşim, gel. Kardeşim mermiden kurtulduk, kafamı kırıp öldürüyordun ha. Neyse. O neydi lan, öyle mermiyle göz göze geldim ya. Bu nasıl bir şey kardeşim, adamlar ateş etti bize be. Ya bu işler zor işte, öyle ki kolay değil. Of, neyse gittiler ya. Kardeşim, ben ne anlamıyorum biliyor musun? Ulan adamlara iyilik yaptık be, iyilik de yaramıyor ya. Bir de tuttu kendileri götürdü bizi ya. Neyse neyse, gittiler çok şükür. Kardeşim çok gerildim, korkuyorum ya. Neyse derin nefes al. Oh. Kendine gel lan. Oksijen çarptı kardeşim, fazla ama tamam tamam. Tamam, başka şeyler düşündüm kardeşim. Hadi gidelim müştemilatımıza, sıcak sıcak oturalım. Sen de şu Zehra ile aranı yap. Tadımız tuzumuz kaçmasın, huzurumuza bakalım. Normal düzenimize geri dönelim. Hadi kardeşim, tut.
tutturdum. Müştemilat, müştemilat. Müştemilat ne lan? İki oda, bir tuvalet, bir oda işte yani. Nedir ya? İki oda tuvaletten fazla bir şey. Biz orada huzurlu insanlarız kardeşim, tamam mı? Ama mevzu müştemilat değil zaten burada. Mevzu Zehra. Of. Şimdi Zehra gitse başkasıyla evlense ne yapacaksın? Ben bundan önce söyledim mi sana? 100 kere söyledim. Söyleyip durma lan. Zaten Zehra başka birisiyle birlikte olacak diye aklıma geldikçe böyle deliriyorum. Görüyorum. Kardeşim sen de mevzunun biraz tadını çıkar ya, ne var? Belki kız seni... Bak, ben dışarıdan bakan bir adam olarak söylüyorum. Seni tanıdıkça sana aşık olacak bak, görürsün. Ya git işine Allah aşkına Şevket. Neyim ben? Olur mu lan? Olmaz mı? Neyime aşık olacak Şevket Allah aşkına ya? Olur lan. Olur. Kız beni tanımıyor ki. Ziya Hoca diye birini tanıyor yani. Ben kendim değilim ki. Sahte bir hocayım yani. Bundan da sıkıldım zaten ya. Kimim lan ben? Öf! Tamam kardeşim, tamam. Sakin ol. Hadi yürü. Hadi yürüyelim, iyi gelir gel. Bence aşık olacak sana. Ya kes Şevket. Evet! Çık lan oradan, çık! Buyurun abi. Sen mi yazdın lan bu dilekçeyi? Olabilir, hangi dilekçe abi? Emniyet Müdürlüğü'ne. Karakolumuzda bulunan kahve makinesinin polis memurlarımız tarafından mesai saatleri dışında kullanıldığı gözlemlenmiştir. Mesai saati bittiği halde kahve makinesini kullanan memurların tespiti için müdürlüğünüzden bir görevlinin karakolumuza teşrif etmesini arz ederim. Levent Gözüpek. İmza. Evet, bu dilekçe benim. Kasıtlı mısın lan sen? Bunu iltifat olarak mı almalıyım amir? Lan iltifatını. Levent. Oğlum ayağını denk al. Benim canımı sıkma. Sürmeyeyim seni buradan. Amirim, polis arkadaşlar çok fazla kahve içiyor, kapiçine içiyor diye ben bir de yaşam koşullarımız daha düzelsin. Hani bütçeden kısıtlayalım, tasarruf yapalım diye şey dedim. Tolga. Efendim amirim. Bizim kahve makinemiz var mı oğlum? Hayır amirim. Oğlum biz Amerikan polisi miyiz? Estağfurullah, yok. Türk polisiyiz lan biz. Bizim çay ocağımız var, çaycımız var. Salak herif. Al, al. Amirim çay. Ocaktan, markalı. Kapiçino canım. Sert olsun. Tolga, sana da bravo yani. Arkadaşını sat. Yazmasaydın kardeşim o zaman sen de. Ben mi yaz dedim dilekçeyi sana? Ya bırak Allah aşkına konuşma ya. Çipil. Şu an işte geri. Levent! Konuşma lan. Duymayacağım sesini. Zehra, seninki geliyor. Şimdi sizin özel konuşacaklarınız vardır, ben gideyim. Vay, vay, vay. Kardeşim, beni böyle sokaklarda kış günü bekleyen bir hatunum olsa... Gel Şevket. Sanki sevdiğinden bekliyor. Ya kardeşim sen ilişkide ne kadar kıl bir adam çıktın ya. Bak fazla naz aşık usandırır diye bir laf var ha. Aşık olan usandırır işte. Anladın mı? Ya kardeşim gözünü seveyim, sen naz yapma olur mu? Şöyle yavaş yavaş aranı yap Zehra'yla. Sen Zehra'na kavuş. Ben de müstemilatıma. Yani biz de düzenimize kavuşalım, sıcak yuvamıza kavuşalım. Şevket ya. Sen hala kendi derdindesin değil mi abi? Bak oğlum, söylüyorum sana. Yalvarır, yakarır. Ayaklarıma kapanırsa barışırım vallahi. Yoksa hayatta barışmam. Yani uçmuşsun sen ya. Vallahi uçmuşsun. Yürü, yürü. Merhaba. Merhaba. Hocam... Evet. Şu sahte evlilik meselesiyle ilgili biraz konuşabilir miyiz? Yani bana kalırsa konuşacak fazla bir şey yok Zehra Hanım. Artık bu oyuna daha fazla devam etmeyelim bence. Ziya Hocam, ben dedemin üzülmemesi için bu sahte huyunu sürdürmek istiyorum. İstemiyorum ya. Yok yok, istemiyorum. Yani sizden bu kadar fedakarlık istemeye hakkım yok ki. Israr etmeyeceğim daha fazla. Aman. Teşekkür ederim her şey için. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Kız vazgeçecek neredeyse. Ama yine de ısrar ediyorsunuz.
Yok, etmiyorum. Hı? Şimdi Zehra Hanım, bakın. Sadece demek istediğim şey... Durun. Yüzünü çıkarmamışsınız. Yani hocam, oyuna devam ediyor muyuz? Hı? Evet, ediyoruz. Ediyoruz. Bakın, ben de çıkarmadım. Ziya. Amma da hevesliymişsin yani Zehra, pes. Ay. Çok pardon, ben yine kendimi tutamayıp sarıldım sevinçten. Peki, önemli değil artık. Vallahi pes. O zaman dedeme gidip söyleyelim mi hadi? Ha, tabii, tabii. Dedenize de söylemek lazım. Tabii. Buyur. Nereye gitti bunlar? Selin Hanım, pardon. Sizde müştemilatın anahtarı var mı acaba? Hah, bir sen eksiktin. İnsan bir cevap veriyor ya.